19 Kasım akşamında Halkın Ekranı'nda Halk Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Bu dakikalar Turkuaz tablonun açıklandığı dakikalar. Yeni hasta sayısını Sağlık Bakanlığı'na göre sözde hasta sayısını öğrenmiş olacağız. Sözde diyeceğim bundan böyle. Çünkü kimsenin bir güveni kalmadı bu tabloya. Hedef alındı Türk Tabipleri Birliği. Koronavirüsle mücadele eden doktorların bu ülkede 1955'ten beri örgütlü sivil toplum örgütü Türk Tabipleri Birliği'nin bir açıklaması var, bir iddiası. Onunla bu bültene başlayalım bu bölüme. Diyorlar ki dünkü turkuaz tabloda açıklanan zatürre oranı vardı. %3,8 olarak açıklandı. Buradan çıkardığımız sonuç diyor Türk Tabipler Birliği, vaka sayısı açıklanan hasta sayısının 26 katına denk gelmeli. Yani dün 4000'in üzerinde diye açıklanmıştı hasta sayısı. Çarpın 26 ile. Şöyle bir Semptomatik soru vaka, kardeşim. hasta, asemptomatik vaka, vaka. Sağlık Bakanı Fahrettin koca bu açıklamasının ardından hasta ve vaka ayrımı yapılmaya başlanmıştı. Koronavirüs tablosunun şeffaflığı tartışılmaya devam ederken sadece hasta sayısının paylaşılmasına da tepkiler devam ediyor. Turkuaz tablo hepimizin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Ve Sağlık Bakanı tarafından. Ee, test pozitif olanların sayı olarak verilmediğini yalnızca belirti gösterenlerin tanımlandığını da o nedenle vaka ile hastayı ayırdıklarını ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Kasım tarihli turkuaz tabloda 4215 kişi yeni hasta olarak tanımlandı. Hasta sayısı tanımlamalarının eksik olduğunu vurgulamış ve bunun şeffaf bir biçimde tanımlanması gerektiğini söylemiştik. Türk Tabipleri Birliği son açıklanan turkuaz tabloya dikkat çekti ve tekrar soruyoruz dedi. Sağlık Bakanlığı hasta olarak kimleri tanımlıyor diye sordu. Türk Tabipleri Birliği koronavirüs tanısı konulmuş vakaların zatüre oranı %3.8'i 4215 mi oluyor sorusunu yöneltti. Şimdi eğer vakayla hastayı ayırıyor isek ve hastalar bu anlamda belirti gösterenler ise belirtinin de temel olarak zatürre ile karşımıza çıktığını biliyorsak o zaman bu 4215 sayısı o zatürre oranı olarak belirtilen %3.8'e mi eşdeğer? Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu hesaplamaya göre 18 Kasım günü pozitiflik oranının hasta sayısının 26 katına denk geldiği görüşünde. Bu %3.8'in %100'e tamamlanmasıyla yani 26 kat yaklaşık olarak e, görülebilir mi? sözde veriler diyeceğim. Tablonun durumun bir kısmını yansıttığını söylemek gerekiyor. Niye saklanır hiçbir fikrim yok. Hani başarısız olduğumuzu cümle alem bilmesin de biz de mi bilmeyelim? Yani ne, ne durumdayız onu bilmeyelim mi? Ne kadar saklanabilir? Herkes etrafından olup biteni görüyor, biliyor. Her ailede neredeyse bir hikaye var. Ya pozitif hikayesi ya temaslı hikayesi. Hal böyleyken açıklanan bu tablo olmuyor. Olmuyor. Şimdi CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in de bir iddiası var. Ee, bu dünkü tablo bir de bir, bir önceki günkü var 17 Kasım. 17 Kasım'da 103 olarak açıklanmıştı vefat sayısı. Ha, Vefat edenlerin sayısı 103 olarak açıklanmıştı. Diyor ki CHP Ordu Milletvekili Mustafa güzel Şimdi ben 17 Kasım'da bizzat ilgilendim baktım 3 büyük şehirden İstanbul, Ankara ve İzmir'den verileri topladım vefat bilgilerini. Sadece bu üç büyük şehirde koronadan ölenlerin sayısı 252. Ama tabloda Türkiye'de ölenlerin sayısı 103 olarak gösterilmiş. 3 şehirde 252, Türkiye'de 103 diye açıklanıyor. İşte CHP milletvekilinin o iddiası. Türkiye'de bugünlerde günde 1000-1500 ...arasında insanımız Covid'den vefat ediyor günde. Sadece üç büyük şehir Ankara, İzmir, İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı... ...CHP'li Mustafa Adıgüzel'e göre günlük açıklanan rakamın çok üzerinde. İstanbul için Mart ayından dün 17 Kasım'a kadar vefat eden insan sayımız 10.334. İzmir için 1.705, Ankara için 2.780. Toplamda 14.819 üç büyük ilimize pozitif olarak gelip de vefat eden mart ayından bu yana sayı 14.000. Türkiye'nin bu süreçte COVID-19 ve ilişkili hastalıklarla kaybettiğimiz insan sayımız 100.000'in üzerinde olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı 17 Kasım'da yayımladığı koronavirüs tablosunda hayatını kaybedenlerin sayısını 103 olarak açıkladı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa güzelce İstanbul, Ankara ve İzmir'de cenaze dairelerinden aldığı bilgiyi paylaştı. Sadece 3 büyük şehirde açıklanan 103 rakamının üzerinde vefat sayısı var. Resmi yani Covid pozitif olan Sağlık Bakanlığı doktorlarının imzaladığı ve başhekimlerinin onaylayıp da gönderdiği, defin işlerini yapsın diye belediyelerimize gönderdiği sayıları buradan söylemek istiyorum. Bakın İzmir için 17 Kasım 2020 tam rakam 50. Ankara için 38, İstanbul için 164. Ankara, İstanbul ve İzmir'in COVID-19'dan vefat eden, belediyelerimize intikal eden Vefat sayısı 252'dir. Adı güzel açıklanan vaka sayılarına da değindi. Matematiksel hesap yaptı. Açıklanan rakamların doğru olmadığını söyledi. Gelen testlerin %15'i pozitif çıkıyor. Şimdi dün 150 bin test yapılmış. Bu 22.500 pozitif anlamına gelir günlük. Yani 150 bin testin yapıldığı bir gün 20 binin üzerinde pozitif vaka var. Daha evvel Ankara'da sadece bir mezarlık, bir mezar yeri ayrılmıştı. Koronadan vefat edenleri 3'e çıktı sayı. Ankara'da başkentte 3 ayrı mezarlık koronadan ölenlerin defnedileceği mezarlık olarak gösterilmekte. İş çok ciddi. Tedbirler yetersiz. AVM'ler açık. Okullar kapalı. AVM'ler açık. Onu kapatamadık AVM'leri. Olmadı hani ne istiyorsunuz? AVM'den bunca insan ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. AVM'ler açık olsun diyenler. Biz insanlar evine ekmek götürmesini demiyoruz. İnsanlar yaşasın, hayatta kalsın ve AVM çalışanlarına da destek olunsun. Nakdi destek sağlansın, sürekli ve nakdi destek sağlanabilsin diyoruz. Ona da bütçe el vermiyor. Şimdi bültenin başında konuştuk geçen bölümde faizler yükseldi. Bankalar sürekli aramaya başladılar. Mevduat faizleri yükseldi diye gelin kredi verelim diyorlar esnafada. Yüksek faizli kredi çözüm olarak sunuluyor. AVM'lerde e, nedir durum? Evet ateşimizi ölçüyorlar işte girerken tedbirler havalandırma sistemleri denetleniyor mu? Bugün AVM teftişine çıktık efendim. Açıklanan ikinci dalga önlemler sonrası gözler alışveriş merkezlerine çevrildi. Yer yani girerken dezenfaktan falan alıyorsunuz. Artık bilemiyorum havalandırma sistemi nasıldır, ne değildir. Çok fazla bir bilgim yok. İlk karantina döneminde en son kapanan normalleşmede de ilk açılan yerler arasındaydı alışveriş merkezleri. Şimdi alınan kurallar arasında ise sadece kapanış saatleri kısaltıldı. Abi ben kaç kere gittim kapalı alanlarda var yani önlem dezenfektan olsun, ateş şuru şey olsun ölçüsü var yani şu anlıklar. Yeni kurallar çerçevesinde AVM'ler saat 10 ila 20 saatleri arasında hizmet verecek. Yemek katında masa düzenine müsaade edilmeyecek. İşletmeler paket servis ve gelen sistemiyle hizmet verecek. Dezenfektan işlemlerinin yeterince uygun olduğunu düşünmüyorum ama hani ateş ölçümü vesaire masada dezenfektanların bulunması gibi işlemler yeterli ama hani bir masadan birisi kalktığında tekrardan o masanın dezenfektan edildiğini görmedim. Normalleşme döneminde AVM'ler için girişlerde ateş ölçülmesi, asansör kullanılmaması, sık sık yürüyen merdivenlerin silinmesi, klima kullanılmaması gibi pek çok kural açıklanmıştı. Gelinen noktada önlemlere ne kadar uyulduğu tartışma konusu. Nasıl önlemler yeterli mi sizce? Pek de yeterli görmedim. Mesela neden ateş ölçme yok? Pek de şey değil zaten pek kalabalık da değil ama şey değil pek sosyal mesafede şey değil. Yürüyen merdivenin o dokunma yerlerini veya ATM'lerin özellikle dokunmatik çünkü o klavyeler işte ekranlar onların yeterince temizlenmediğini düşünüyorum ki öyle de gözüküyor zaten hani lekeler var ya belli sinseler öyle böyle olmazdı. Yalnız mağaza içlerinde sosyal mesafe fazla insanlar dikkat etmiyorlar yani öyle söyleyebiliriz. Esmira Dilman Azerbaycan'dan izleyicimiz o da her akşam mesaj atar. 21 Kasım'dan itibaren bizim burada eczane ve market dışında zorunlu çalışmak durumda olanlar dışında her yer kapanacak yeniden diyor Azerbaycan'da. Burada açık AVM'ler gördüğünüz gibi kapatamıyoruz. Ne yapalım olmuyor destek yok çünkü. Bir vatandaş baskına uğramış işletmesini açmış yasa dışı bir şekilde bu eğlenmek isteyenlere poliste mekanı basmış yasa dışı eğlence tertip edilmiş işletmede. Polisten kaçmaya çalışan iki kişi merdivenden düştü, yaralandı, geçmiş olsun diyelim. İşletme sahibi de ağlamaklı diyor ki ekmek parası, muhtacım. Mekanı mühürlendi, onu da gösterelim. Yine bir eğlence mekanı, yine kural tanımayan vatandaşlar. İstanbul Ataşehir'de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kapalı olması gereken bir mekana baskın yaptı. İçeride 12 kişinin olduğu mekanda 2 kişi polisten kaçarken merdivenlerden düşüp yaralandı. Yakalanan 12 kişiye toplamda 37.536 lira para cezası kesildi ve mekan mühürlendi. Mekanın müdürü olduğu öğrenilen Okan U, zor durumda olduğunu söyledi. Şu anda sürekli ceza kesiyorlar. 10'a kadardı. ona kadar zaten ondan sonra benim müşterilerim oluyor. Ama şu anda 8'e çektiler. Gündüz yani bu restoran kapalı olacak. 15 kişiye ekmek yiyor buradan. Ben şu anda 100 TL bile kazanamıyorum. O kadar zor durumdayım ki ekmek parasına muhtacım. Yukarıya kaçtıkları için bu, kapıyı kırıp giriyorlar içeri. İşte herkese ceza kesiyorlar böyle yani. Kaçanlar kim peki müşteri mi? Değil değil hepsi e, benim kardeşim zaten bir tanesi. Şu anda kafası kırılmış. Çalışmak zorunda olduğunu söyleyen işletme müdürü kesilen cezaları da ödeyemediklerini belirtti. Kapatıyorsun tamam bana mesafeyi korumuyorsam yani ben onlara uymuyorsam cezayı bana kitle. Ben anlayayım ben diyeyim ki tamam bak akıllanmadım. Ama sen benim mekanımı kapatıyorsun. E, 8'den sonra ondan sonra e, virüs mü bulaşmıyor? Burası kaynayan bir şey değil ki bir tane müşteri yakılıyoruz. Yakaladığımızda herkes ona ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Durum bu. Çok boyutlu ele alınması gerekiyor bu durumun, tablonun. Ee, ve eğer topyekun kapanacaksak ki kapanamıyoruz. Destek olunması gerekiyor. Bazen e, yoruluyor da insan. Başından beri geçen sene neredeyse geçen sene diyeceğiz artık. En başından beri Mart ayından beri aynı şey söylemekteyiz. Anlaşılmıyor belki de. Daha tane tane söylemekte fayda var. Çözüm en az 14 gün topyekun karantina. Onu yapabilmek için de destek. Diğer her şeyden kesip öyle itibardan falan tasarruf edip Hatta vatandaşa destek olabilmek. Ne diyelim? Bir virgül koyalım. Yorulduk hakikaten. Biraz ekonomi konuşalım. Ekonominin durumunu konuşalım. Bakalım. Metropol'in araştırmasından bahsedeceğim şimdi size. Şu anki gelirinizle ilgili durumu birazdan okuyacağım ifadelerden hangisi daha iyi açıklar? Soruyorum. Şu anki ekonomik durumunuzu okuyacağım ifadelerden hangisi daha iyi açıklar? Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum. Böyle mi diyorsunuz? %25 Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum diyenler Allah daha da iyi etsin. Yüzde 25'imiz böyle demiş. Sadece beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyenler 48,2 insanımızın yarısı iki kişiden biri sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum, yiyecek alamıyorum diyenler yüzde 25,5 dört insandan biri temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Bir fikrim yok, cevap da vermek istemiyorum diyen de var. Onlar da korkuyor biliyoruz ki. İşte Metropol'ün araştırmasının sonuçları. Metropol Araştırma Şirketi'nin hazırladığı Türkiye'nin Nabzı Eylül anketi vatandaşın ekonomik durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. <laughs> Ankete göre tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyenlerin oranı %25'te kaldı. Sadece beslenme ve barınma gibi temel gereksinimlerini karşılayabilenler %48 iken temel ihtiyaçlarını bile gideremediğini söyleyenlerin oranı %25,5 olarak paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre Türkiye'de her 4 vatandaştan sadece biri temel ihtiyacını karşılayabiliyor. Valla şartlar zorlaşıyor. Kimsenin doğru söylüyorlar yani. İki poşet dolduruyorsun 600 lira. Asker ücret 2300 lira. Nasıl dolduracaksın? Sıfır çalışmıyoruz şu an. Çalışmıyoruz. 2300 liraya çalışsan ne olur, çalışmasan ne olur? Karşılayamıyoruz. Büyük şehirden sosyal yardım alıyoruz. Kaymakamlıktan alıyoruz. Bunun gibi şeyler işte. Bence o biri bileti te, e, temel ihtiyacını karşılamıyor. Yani 2000 lira emekli maaşı olan bir ülkede 1500-2000 lira kira verirseniz hangisi başka ihtiyaç karşılayacak? Mümkün mü? Hiç değil. Biz iki emekliyiz. Kendi evimizde oturuyoruz. Ama e, her ay bir aydan daha kötü. Yani e, gıda fiyatları çok yüksek. Isınma, su, elektrik, doğalgaz. Yani günden güne e, aldığımız para eriyor. %48 sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyen, %25 ekleyin üzerine temel ihtiyacını dahi karşılayamadığını söyleyen, 48 artı 25, böyle anlatıyorum kusura bakmayın, ee, 65, 73, %73 zor durumda, çok zor durumda. Geriye kim kalıyor? Bakmayın %25'in her türlü ihtiyacımı karşılıyorum çok şükür dediğine. Onları da bir incelemek lazım. Ben hep vurguluyorum. Halinden çok memnun olanlar bu ülkede son 18 yıldır ihale üstüne ihale alanlar. Onları da hepimiz biliyoruz artık. Bir baş bir ihaleden söz edeyim size. Bakın çok üzüldük. Tarihi Cami Vaniköy Camii yandı ya Boğaz'da. Tarihi Vaniköy Camii. Hani hafta sonu yandı. Elektrik kontağı olduğu söylendi Boğaz'daki tarihi cami Osmanlı'dan kalma. Caminin yeniden yapım işi ihale edildi. Bilin bakalım hangi firma aldı? Kalyon inşaat aldı hayırlı olsun. 355 yıllık İstanbul'daki Vaniköy Camii geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olmuştu. Yangında İstanbul'un tarihine şahitlik eden cami büyük çapta hasar gördü. İstanbul İtfaiyesi'nin hazırladığı raporda büyük hasar oluşan caminin yanma sebebini elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu olduğu tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polatsa tarihi ahşap yapıda kullanılan yerden ısıtma sistemine dikkat çekti ve diyanete kim onay verdi diye sordu. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan da alevlere teslim olan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti. Tarihi caminin yeniden restore edilme işi ise tanıdık bir isme gitti. Yol, köprü, otoyol gibi kamunun düzenlediği mega projelerin ihalelerini alan o 5 şirketten biri Kalyon İnşaat 355 yıllık caminin yapım işini üstlendi. Kendisi de Vaniköy sakini olan ve camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu valiliğimizi arayarak Cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiler. Ben merak ediyorum. Başka şirket yok mu? Başka firma yok mu? Nedir bunların özellikleri? Neden sürekli büyük ihaleleri bu firmalar alıyor? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kalyoncu'yu aradığını ve restorasyon işini almasından memnuniyetini dile getirdiğini yazdı. Hiç para almayacak bu işten. Ben onu anladım. Komşusuyum ben zaten. Bunu. Ben seve seve gönüllü para almadan yaparım dedi herhalde. Aslına uygun yapsalar bari. Biliyorsunuz bazı projeler var ki aslında uygun restorasyon diyorlar sonra tanınması hale geliyor. Gerçi epey de yandı bir şey kalmadı Vaniköy Camii'nden geri. Mesajlar geliyor. Türkiye sevdalısı diye Twitter hesabı açmışsınız. Fotoğrafınız da var adınız yok. Bir şey de yazmamışsınız. Hani bu... Az evvel konuştuk ya 1 milyon doz aşı söylenmiş Pfizer-BioNTech aşısından yalnızca 1 milyon doz gelmiş. O da 500 bin kişiye yapılabilecek. Kimdir acaba bu 500 bin kişi diye kendi kendimizi konuştuk ya burada. İşte bunu ispatlamayan bu aşının torpillere yapılacağını ispatlamayan şöyledir böyledir diye yazmaya devam ediyorsunuz. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Ee, sevda yarıştıracak değiliz. Memlekete duyulan sevda Soru sormak daha güzel yarınlar için olup biteni sorgulamak, soruşturmaktan geçiyor bir taraftan. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu akşamın sözde vaka tablosu da açıklanmış. Onu söyleyeyim. 4500'ün üzerinde. Yani şunu söylemek istiyor tablo bize. Gerçeği yansıtmıyor da gerçeğin bir bölümünü yansıtıyor. Artışta, tırmanışta. Yani kontrol de değil, kontrol altında değil demek istiyor tablo. Buradan bunu anlıyoruz. Sözde tabloda 4542 yeni hasta sayısı vefat sayısına dikkat 123 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ağır hasta sayısına dikkat 3850. hep filiyasyon oranı %99,6 deniliyor da kim bu bana mesaj gönderenler bize filiyasyon ekibi uğramadı diye. Herhalde o %0,4'ün içinde onlar. %3,8 zatüre oranı bu önemli. Az evvel Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasını ekrana getirdik. Zatüre oranı %3,8 ise açıklanan hasta sayısını 26 ile çarpın. işte odur gerçek vaka sayısı diyorlar. Ben çarpamam matematiğim kötü. Şimdi bir anda çarpamam daha doğrusu. 26 çarpı 4542 yeni vaka sayısı budur. Bu olabilir diyor doktorlar. Durum bu. Dolayısıyla e, bu tablo dahi insanı tedirgin ediyor. ha Koronavirüsle ilgili bir haberim daha var. E, açık olun, dürüst olun, şeffaf olun. Yok gücümüz yok, olmadı deyin. Mesela Ercüment Hoca'nın aşı çalışmasını soranlar var bana. Faz 1 aşaması başarıyla tamamlanmış. Ama bizim bu aşıya çok yakınız dediğimiz diğer çalışmalar, dünyadaki diğer örnekler faz 3'ü de başarıyla tamamlamış olanlar. Çalışıyor hoca laboratuvarda, çalışsın. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank da moral veriyor herhalde bize öyle. Yerli sentezle üretilmiş bir koronavirüs ilacından söz etti. Bakın yerli sentezle üretilmiş koronavirüs ilacı. Ne güzel diyoruz, gurur duyuyoruz diyoruz. Favikovirmiş adı da. Hindistan'dan bu ilaç için bugüne kadar iki tonun üzerinde ham madde ithal edilmiş. Yani Hindistan'dan getirdik din yahu ne var bunda? Hindistan'dan getirilen ham maddeyle bir ilaç yapmışız çok şükür onun haberi. COVID hastalığının tedavisinde çok başarılı bir şekilde kullandığı Favipiravir ilacının kendi sentezimizde geliştirdik. Yerli sentezle üretildi sözleriyle duyurulmuştu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yerli değil, Hint malı çıktı. 12 Haziran'da Sanayi Bakanı büyük bir müjde verdi. Dedi ki Medipol ve bir ilaç firması ortaklığında yerli Favir Piravir üreteceğiz dedi, söz verdiler. Favir Piravir ilacı için Hindistan'dan bugüne kadar 2 tonun üzerinde ham madde ithal edildiği iddiası Plan Bütçe Komisyonu'nda da gündeme geldi. Elimde gümrük girişleri var. Bu Atabay firması yani Medikol'ün ortaklaştığı Atabay firması Temmuz ayından sonra 200 e, 2222 kilogram yani 280 bin kutulu favipiravir ithal etmiş. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in bu iddiası karşılık bulmadı. Fahrettin Koca sessizliğini korudu. Öte yandan CHP'li Emir ilaç ruhsatı için diğer 3 firmanın neden bekletildiğini de sordu. O ilaca ruhsat verebilmek için daha önce Mart'ta Nisan'da başvurmuş olan 3 firmanın başvurusu bekletildi ve 10 Temmuz'dan sonra ruhsatlandırıldı. Kurucusu olduğum üniversiteden bir öğretim üyesi arkadaş bilinen bir firmaya sadece proje desteği verdi. Sayın Bakan, yeni bakan yardımcınız hayırlı olsun. Bu gidişte bütün Medipol Sağlık Bakanlığı'na taşıyacak gibi görünüyorsunuz. Medipol aşkınız hiç bitmedi. Hiçbir şekilde üniversiteyle asla ve kat'a bir sözleşmesi ve menfaat ilişkisi asla yoktu. Kurucusu olduğum yerle ilişkili kıldığınız yere ruhsat verdirmedim. Peki Serkan Aydın diyor ki izleyicimiz doğru rakamları en nihayetinde en sonunda açıklayacaklar ama henüz aradaki makas çok fazla. Alıştır alıştıra bunu yapıyorlar artık bunu da herkes biliyor demekte. Dolayısıyla bu son dakika gelişmesinin mantı yazısını artık ekrandan çekebiliriz sevgili yönetmenim bu kadar. Yani sözde vaka sayısı Sözde hasta sayısı açıklandı onu söyleyelim. Hindistan'dan ilaç ham maddesi getirilmesine şaşırmıyoruz. Zira Arjantin'den canlı hayvan getiriyoruz. İthal tohum her tarafta zaten. Yiyip içtiğimiz her şey ithal A'dan Z'ye. Çin'den sarımsak geliyor. Şimdi aşı da gelecek. 10 milyon doz sipariş verildi. Şu beyefendinin elinde tuttuğu bardağın içinde gördüğünüz zeytinyağı da söyleyeyim size. Afrin'den. 90 bin ton getirildi diyor. Hataylı zeytinyağı üreticileri dertli. 200 bin ton zeytinyağı üretimimiz var. Afrin'den 90 bin ton getirilmiş. Onun da ithalatı için New York'a gitmişler kulis yapıyorlarmış. Yani Afrin'den zeytinyağı getirip Amerika'ya gidip onun ithalatı için kulis yapıyorlarmış. Hataylılar diyor ki bizim zeytinyağına ne olmuş? İşte onların sesi. Üretici 200 bin ton zeytinyağını satacak pazar bulamıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Suriye'nin Afrin kentinden zeytinyağı getirip satıyor. Üstelik bunu ABD'ye giderek yurttaşına pazarlıyor. Tüm bu iddialar Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'den. Çinçin'e göre kooperatif temsilcileri New York'a Afrin zeytinyağını pazarlamak için gitti. E, orada 90 bin e, litre zeytinyağı üretilmekte ve dahilde işleme rejimi içinde Türkiye'ye getirilip ihraç kaydıyla satılmakta. Yani iç piyasaya satılmama şartıyla geliyor. Ancak e, fazlasıyla bu zeytinyağının iç piyasaya satıldığı ve bizim Türk üreticilerin bundan e, rahatsız olduğu Şikayetimiz var. Yerli üretici bu duruma tepkili. Türkiye'de 200 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Buna karşın neden Afrin'den 90 bin ton zeytinyağı getirildiği bilinmiyor. Bizim ciddi anlamda ihracat potansiyeline sahip işletmelerimiz var. Bu kooperatif olabilir, iş insanı olabilir. Bunlara Afrin'den zeytinyağı ithal yetkisi verilmiyor. Çinçin kooperatifin yapısının da rekabet kuruluna aykırı olduğunun altını çiziyor. Biz buna karşıyız. Bu tekelciliğin kırılması lazım. Rekabet hukukuna da aykırı bir tarım kredi kooperatifinin böyle bir hakkı olmadığı kanaatindeyim. Çinçin burada Hatay sınır kapısında geçici veya kalıcı bir serbest bölge talep ediyor. Zeytin Dalı kapısında geçici sürede olur, kalıcı sürede olur bir serbest bölge yaratılması ve oradan Hataylı ve Türk ihracatçıların da bu yağı alıp satabilme yetkisi istiyoruz. Yerli üretici hiçbir konuda desteklenmiyor zaten bunu biliyoruz. Az evvel Vaniköy Camii'ni konuştuk. Dedik ki işte herhalde sevabına yapacaklar yeniden. E izleyicimiz Şaban Bey de mesaj göndermiş diyor ki devletten milyarlarca ihale alıyorlarsa o camide sevabına yaparlar demekte. Şimdi az evvel açıklanan tablo için sözde hasta tablosu dedim. Kimse kusura bakmasın. Buna pek inanan da kalmadı. Zira büyük şehirlerden mezarlıklardan veriler geliyor. Türkiye genelinde koronadan öldü denilenlerin sayısı 3 büyük şehirden e, koronadan öldüğü ispat edilmiş olanların sayısının yarısı kadar. Durum bu. Ekrem İmamoğlu da çağrıda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok ciddi bir çağrı bu. Sorumlu olan tüm makamları doğru verileri açıklamaya ve cesur kararlar almaya bir kez daha davet ediyorum diyor. Hem Türkiye'de hem İstanbul'da vakalar alarm veriyor. Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önemli gündemlerinden biri. İmamoğlu 2020 İBB bütçesinin değerlendirmesini sundu. İstanbul'daki durumu bir kez daha paylaştı. Ne yazık ki Covid-19 salgınında işler yolunda gitmiyor. Ne ülkemizde ne İstanbul'umuzda salgın nedeniyle ne yazık ki kötü bir kaç ay yaşadık. Ama artık her şey geride kaldı diyecek bir noktada da asla değiliz. Tam tersine ikaz etmeliyim ki Yaşadığımız her gün bize gösteriyor ki ilkbahar yaz aylarına kıyasla hatta mart nisan mayıs aylarına kıyasla işler çok daha çok kötüye gidiyor. Çok riskli ve çok zorlu bir süreçte olarak görüyor ve yaşıyoruz. Bu yaşanan kötü süreci sadece maske ve mas mesafe tedbirleriyle atlatamayız. Türkiye ekonomisinin motor gücü İstanbul. Ülkedeki hasta sayısının yarısını barındırır hale gelmiştir. Vakit kaybetmeden ciddi tedbirleri hep birlikte almak zorundayız. İBB olarak sır sırta vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Sorumlu tüm makamlara seslendi. Bu vesileyle salgının kontrolünü yönetmekten sorumlu olan tüm makamları artık doğru ve güvenilir veriler açıklamaya Doğru politikalar ve cesur kararlar almaya bir kez daha davet ediyorum. Daha önce de açıkladığım gibi sadece İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'nde defin için gelen ve sağlık kuruluşlarından ölüm nedeni bulaşıcı hastalık olarak bildirilen vatandaşlarımızın sayısı Türkiye geneli için açıklanan sayıdan bile her gün ortalama 50-60 kişi daha fazladır ne yazık ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu'nun çağrısını tekrarladı. Bilim Kurulu'muz İstanbul'da salgının hızını düşürmek ve hastalığı kontrol etmek adına bizlere 2-3 haftalık bir kapanmayı ısrarla ve şiddetle öneriyor. Şimdi niye gerçek veriler açıklanmaz diye bir kez daha dönüp soracağım kimse kusura bakmasın bugünkü tabloyu rica edeyim şu yan taraftaki ekrana bugün açıklanan tabloyu ee, Dünya Sağlık Örgütüne her ülke hasta bildiriyor, vaka bildiriyor. Ee, biz bugüne kadar 430.170 hastamız var diyoruz yani bugüne kadar yarım e, milyonu bile bulmadı 430.170 hastamız var diyoruz. Dünya Sağlık Örgütüne bildirilenlere bakıyoruz. Bu ne demek 430 bin kişi onu da söyleyeyim. Hadi 80 milyondan hesaplayalım nüfusumuzu az da söyleyeyim. 160 kişiden biri koronavirüsle tanışmış. 160 kişiden biri. Hollanda diyor ki bizde 37 kişiden biri. Polonya diyor ki 48 kişiden biri. İngiltere diyor ki 47 kişiden biri. Şöyle bakıyorum müsaadenizle devam edeyim. Ee, ha İngiltere 47 kişiden biri. Amerika Birleşik Devletleri 27 kişiden biri. Fransa diyor ki 31 kişiden biri. İspanya diyor ki bizde 30 kişiden biri koronavirüste tanıştı. Biz de iddia ediyoruz ki bizde 160 kişiden biri o. Rahat, rahatız biz. Yani bizde durum böyle. Kontrol altına diyoruz. Ya dünya inanmıyor her şeyden evvel. Ama bu şekilde krizi yönetmeye, krizi idare etmeye çalışıyorlar. İlk bölümde de epeyce konuştuk. Bunun üzerinde durduk. Okulları kapatmak en son akıllara geliyor. Özellikle ilkokulları bazı ülkelerde ama bizde okullar hazırlıksız olduğu için okulları yetiştiremediğimiz, hazırlayamadığımız, fiziki şartları müsait olmadığı için kapatı veriyoruz. Eğitim öteleniyor. AVM'ler açık. Yarın Dünya Çocuk Hakları Günü. Yarın 20 Kasım. Çocuklarımızı konuşalım mı biraz? Eğitimde fırsat eşitsizliği e, söz konusu. Bir taraftan, bir taraftan hayatın her alanında eşitsizlik söz konusu. Bu ülkenin güzel çocukları için Zor durumda çocuklar var bu ülkede. Hiç konuşulmayan çocuklar, görmezden gelinenler de var. Örneğin cezaevindeki çocuklar. Hani o meşhur uçurtmayı vurmasınlar filmindeki Barış vardır ya. Barış gibi çocuklar. Bir rapor hazırlanmış. O rapora bakalım. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Birleşmiş Milletler tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan rapora göre dünya çapında 7.2 milyon çocuk özgürlüğünden mahrum. Dünya üzerinde milyonlarca çocuk yaşam, barınma, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmış durumdayken Türkiye'de de çocuklar bu ağır tabloyu yaşamaya devam ediyor. Tablonun en ağır kısmından nasibini alanlarsa çocuk tutuklu ve hükümlüler. Son günlerde pandemi gerekçe gösterilerek bilgi verilmeyen kurumlar arasına çocuk cezaevleri de girmiş durumda. Çalışma grubu üyelerimizle birlikte Adalet Bakanlığı'na çocuk cezaevleri ve infaz kurumları Çocuk eğitim evlerini ziyaret için izin talebinde bulunduk. Ne yazık ki pandemi bahane edildi. Pek çok kurumda çocuklarla görüşmemiz sağlanamadı. Pek çok kurumu ziyaretimize onay da verilmedi. Buna rağmen çocuk cezaevlerinden CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu'na gelen şikayetler ise ürkütücü. Salgın döneminde cezaevlerinde artan çocuk hakkı ihlallerine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, cezaevlerindeki birçok çocuğun, kötü muameleye maruz kaldığına vurgu yaptı. Ülke çapında sınavlara katılım hakkında yeterli bilgilerin olmadığı ve bu nedenle de katılım olanaklarından yoksun kaldıkları. Ailelerinin yaşadığı illerden farklı yerlerde infazın yapılması nedeniyle sahip oldukları yasal görüş haklarını yeterince kullanamadıkları. Bazı kurumlarda çocuk doktorunun ve psikiyatristin bulunmadığı, hükümlü olmalarına rağmen Eğitim evine nakil yapılmama durumu ya da disiplin yaptırımı olarak kapalıya geri gönderilme durumu ceza olarak kullanıldı. Üstelik gelen şikayetlere göre kötü muamele birçok cezaevinde şiddete dönüşmüş durumda. Nokta nokta kapalı cezaevinde kalırken bir gece uykum gelmedi. Kapalı memur beni uyanık gördü. "Neden yatmadın?" diye darp etti ve beni uyumaya zorladı. Çocuk Şube Nezareti ve nokta nokta kapalı ceza infaz kurumunda çok defa darp edildim. Psikolojik baskı gördüm. Cezaevinde darp edildim. Sırtım morardı. 2-3 gün rahat yatamadım. Hücrede ve merdivende dövüldüm. Memurlar beni darp etti. Evet. Bunlar çocuklarımızın bize ilettiği yakınmalardan birkaçı. Adalet sisteminin çocuklara özgü olması gerektiğinin altını çizen Biçer, iktidar ve Adalet Bakanlığı'nı şartların iyileştirilmesi için tedbirler almaya çağırdı. Çocuğun insan haklarına dayalı ulusal çocuk politikaları oluşturulmalıdır. Adalet Bakanlığı stratejik planı gereği çocuk hakları ve insan hakları örgütleriyle ilişkilerini arttırmalı, hak ihlallerinin ve cezasızlığın önlenmesi konusunda politikalar belirlemelidir. Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumu, sivil toplum örgütleri, bağımsız araştırmacılar, meslek odaları, akademisyenler ve çocuk çocukların görüşleriyle oluşturulmalı ve yürürlüğe girmelidir. Öyle bir ülke düşünün ki, saltanatın yıkıldığı, saltanata son verildiği, cumhuriyetin kurulduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmiş. Ülkemizde çocuklar, çocukların durumu maalesef bugün Bayram edilecek bir durumda değil. Bununla ilgili rapor, bununla ilgili çalışmalar çok önemli. Elbette sadece 23 Nisan'larda değil, her gün. Hoş Türkiye, ulusal egemenlik e, kayıtsız şartsız milletindir diyoruz da... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de işlevi konuşuluyor, tartışılıyor. Yeniden güçlü bir parlamenter sisteme dönebilir mi bu ülke? Yeniden güçlendirilmiş bir parlamenter sistem mümkün olabilir mi? Egemenliğin bir kişi de değil, parlamento eliyle millette olduğu güçlendirilmiş bir parlamenter sistem mümkün mü? Çalışmalar var. Muhalefet temas halinde yeni bir anayasa gerekiyor bunun için. Ee, destek olanlar var. Çok farklı siyasi görüşlerden destek olanlar var. Ve bu arayışı e, yani terörize etmeye çalışanlar da var. Nasıl olur? Nasıl böyle bir arayış içinde olurlar diye konuşulacak, konuşularak olacak bu. Konuşanlardan biri AKP'nin kuruluşundan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında bulunan bir isim. Mehmet İhsan Arslan. Ondan bir açıklama gelmiş. Diyor ki parlamenter sisteme geçiş çok uzak değil. Bu önemli bir açıklama. Bir dinleyelim bakalım. Artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Bu başkanlık sisteminin incelenmesi, masaya yatırılması gerekiyor. Bir tek kişinin iradesine bağlanmış bir sistem, bir işleyiş. Bundan sıkıntılar doğacağını bazılarımız kestiremedik herhalde. AKP'nin kuruluşundan bu yana Erdoğan'ın yakınında olan isim Mehmet İhsan Arslan, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanlışlıklarını anlattı. Kurumsal yapıdan uzaklaştıkça kişinin tek başına verdiği kararlarda hata yapma ihtimali daha fazla oluyor. Bence bazılarımız kabul etmiyoruz ama güçler ayrılığı diye bir şey kalmadı ülkede. Meclisin yargının denetleme gücü ortadan kaldırılınca her şey bir tek insanın iki dudağı arasına sıkışmış oldu. Bu çok vahim bir durum. Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunun da oturması vakit alacaktır. Mehmet İhsan Arslan'ın FETÖ'ye yönelik açıklamaları da vardı. 15 Temmuz sonrası AKP'nin FETÖ taktiklerini kullanmaya başladığını söyledi Arslan. 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık. Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları biz kullanmaya başladık. Can Avli ile. Özellikle 15 Temmuz üzerinde önemli durmamız gereken bir milattır. Eski AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan Erdoğan'ın reform söylemine ilişkinde konuştu. Bu bir şeylerin doğru gitmediğinin bir itirafıdır dedi ve ekledi. Bugün eğer bir hukuk lazım diyorsak, ekonomide reform yapmamız lazım diyorsak, zımnen bugüne kadarki politikalarımızda sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz demektir. Bu bir itiraftır. Halk olarak yorulduk. Eksiklerin telafi edilmesi, doğru şeylerin yapılması lazım diyor. Ama güven sorunu var. Medyamız biraz suskun. Keşke bu kadar olmasaydı. Belki de beni bu tür hizmetlere sevk eden e, bu da olabilir. Ah ne güzel konuşmuş. Beyefendi medyamız biraz suskun. Biraz suskun. Keşke bu kadar suskun olmasaydı. Diyor neyse bu kadarına da şükür eleştirinin. Medya öylesine suskun ki ekonominin dümenindeki ekonomi gemisinin dümenindeki isim Hazine ve Maliye Bakanının istifa ettiğini ancak onay geldikten sonra günler sonra açıklayabiliyor. Ülkedeki bir organize suç örgütü liderinin ana muhalefet partisi liderini tehdit etmiş olduğunu ancak talimat gelince kıyısından haber yapabiliyor. Medya öylesine suskun ve korkmuş durumda ki bütün gücünü de yitirmiş vaziyette aslında. Dönelim yeni bir anayasaya güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş mümkün mü? Muhalefet temas halinde siz de izliyorsunuz. Dün Ahmet Davutoğlu'nu gösterdim. CHP Genel Merkezi'ndeydi. Ziyaretlerde bulundu. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İyi Parti'ye gitti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. E, gündemdeki meseleleri ele aldık diyorlar. İki saat sürdü görüşme. Hoş geldiniz. Hoş Dediler ki burada durun. <laughs> Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Şu anda kendilerini ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet duydum. Tekrar söylemek isterim. Tabii bu bizim üzerimize bir vecibeydi. Kongreden sonra biraz zaman geçti tebrik etmek, bundan sonraki çalışma döneminde başarılar dilemek için arkadaşlarımızla beraber Sayın Akşener'i ziyaret ettik. İki lider görüşmenin ana çerçevesinin gündeme dair konular olduğunu söyledi. Türkiye'ye dair, ülkemize dair, dünyaya dair görüş alışverişinde ayrıca bulunduk. Birçok konuda aslında Türkiye'yi ilgilendiren konuların tamamına yakınında çok paralel düşüncelerimiz var. Erdoğan'ın reform söylemi de gündemlerindeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemlerde adalete önem verdiğini, kalkınma için yeni bir hamle başlatacağını söylemesi ifade olarak güzel ama yine tatminkar değil. Tüm liderlerin konuşulması, aynı masanın etrafına bir araya gelmesi Örneğin seçimden önce devlet televizyonu ekranında, bir açık oturum masasının etrafında iktidarı muhalefeti, bütün liderlerin bir araya gele gelebilmesi, birbirlerini eleştirebilmeleri, zaman zaman şakalaşmaları. Böyle şeyler eski Türkiye'de mi oluyordu? Niye şimdi olmasın? Niye olamıyor? Ee, şimdi Ahmet Davutoğlu randevu istemiş MHP'den de. Ee, MHP'den çok ilginç bir yanıt gelmiş onu anlatacağım. Yanıt şu. Hay hay buyursun gelsin ama hani... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşacaksak gelsin. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyecekse ona dönüş diyecekse randevu veremeyiz demişler. Onu anlatayım efendim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifiyle ilgili görüşmek için tüm siyasi partilerden randevu talep etmişti. MHP'den de daha evvel Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le bir araya gelmişti. Ee, MHP ile ilgili görüşme talebini de yazılı olarak iletmişler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü yanıt vermiş yine yazılı olarak. Demiş ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda bir görüşme talebiniz varsa randevu verelim. Yok güçlendirilmiş parlamenter sistem konusuyla ilgili görüşme talebiniz varsa onu cevaplandıramıyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek olacaksanız bire basın. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusuysa kapatın telefon demişler MHP'de. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisin gündeminde enerji kanunları var. Hiç kimse haber yapmadıysa biz söyleyelim. Yahu mecliste muhalefet etmenin bir anlamı da kalmadı ki. Yani bir, bir etkinliği kalmadı diyorsunuz. Haklısınız ama meclisteki muhalefetle, meclis dışı muhalefet, sivil toplum örgütleri, işte bir avuç medya organı, sizler, sosyal medyada yazılıp çizilenler bir yerde yine etkili oluyor. Bakmayın. Ne demiştik haber yapmıştık. Bu yeni enerji kanununda bir madde var. Ruhsatınız olmasa bile Türkiye'nin istediğiniz yerinde maden ocağı çalışmasına başlayabileceksiniz. Bu madde böyleydi. Sesimizi yükselttik, tepkimizi ortaya koyduk hep birlikte. Bu maddeyi o çuvaldan çıkarttılar. Ama geri kalan maddeler ne diyor? Enerji çok önemli. Hani mecliste görüşülen enerji kanununun geri kalan maddelerinde ne var ona bir bakalım. Tek tek maden şirketleri, iş adamları aman ha aman iş adamları kazansınlar, Gerisi önemli değil. Rant var bu yasada ama maalesef halk bu yasada yok. Elektrik piyasası kanunu son 7 yılda tam 9 kez, yenilenebilir enerji kanunuysa ise son 15 yılda 5 kez değiştirildi. Enerji ve dağıtım şirketlerinin talebi üzerine yeni bir değişiklik daha bu defa meclise geldi. Amaç tam olarak şirketlerin daha rahat e, sömürü yapabilmesi, daha rahat talan yapabilmesi e, ve daha rahat... Kar, daha yüksek kar yapabilmesi için ne gerekiyorsa, hangi engel varsa onları kaldırmak üzerine bir yasa. Vatandaş lehine hiçbir e, madde yok, e, sadece yatırımcıların e, yeni e, imtiyazlara sahip olmasını sağlayan maddeler söz konusu. Maden, elektrik, petrol başta olmak üzere enerji şirketlerine önemli imtiyazlar veriliyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 12 enerji şirketi kurulacak. Kanunlardan önemli ölçüde muaf sayılacak bu şirketleri Cumhurbaşkanı yönetecek. Enerji dağıtım şirketlerinin denetimi özelleştirilecek. Giderleri kamuya yüklenecek. Saray aynı zamanda bu enerji ve inşaat politikasıyla kendi sermayesini yani Anadolu sermayesini besliyor. Anadolu sermayesini palazlandırıyor maden şirketlerinin kamu alacaklarının takibinden vazgeçilebilecek. Yani borçlu bir şirket yeni ihaleler alabilecek. Kendi tarlasına, suyuna sahip çıkan 5 tane, 10 tane yaşlı köylünün karşısına dikilen polis kuv kuvvetleri, jandarma kuvvetleri ne hikmetse alamaz koydu, doldu, işgal ettiği yerlerden çıkartamadı. Şimdi bu yasalarla, bu düzenlemelerle alamaz başka bir biçimde oralarda çalışma yapma hakkına, hakkını elde edecek. Kimyasal ve zehirli gazı havaya salan lastik, çöp gibi maddelerin yakılması yenilenebilir enerji sayılacak ve teşvik edilecek. Bakın geçtiğimiz günlerde birkaç ay önce 68 ilde 799 maden arama izni verildi. Türkiye delik deşik edilsin isteniyor. Doğalgaz şirketlerince sağlanması gereken kimi hizmetler yerel yönetimlere devredilecek. Ancak yerel yönetimlerin idaresindeki jeotermal kaynaklardan elde edilen gelir İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılacak. Bu da demektir ki kendilerine yakın olan belediyelere bakanlık müsaade verecek. Kendilerinden olmayan belediyelere o bölgelerdeki jeotermal kaynaklı ve doğal mineralli sulardan kaynaklı idare payı merkezi idareye bırakılacak. 47 maddelik kanun teklifinin kapsadığı şirketlerden biri de Kalyon Holding bünyesindeki Güneş Teknolojileri Fabrikası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 3 ay önce açılan fabrika için 1 milyar 400 milyon dolar harcandı. Eğer kanun değişikliği meclisten geçerse şirkete sağlanacak teşvik ve muafiyetlerin toplamının yatırım tutarını karşılaması bekleniyor. Kalyon Güneş Enerjileri Teknolojisi Anonim Şirketi'nin süper teşvik olarak bilinen proje bazlı destekler sağlandı. E bu desteklere baktığımızda neredeyse kalın inşaatın yaptığı yatırımların tamamını karşılayacak bedelde teşvikler. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi sonuç verdi. Maden şirketlerine ruhsat alanı dışında tesis kurma imkanı veren madde geri çekildi. Hem bilim insanlarına hem de ekoloji örgütlerine ve halka kulak verilmeli bu yasa 47 maddelik paketin bir bölümü kabul edildi. Görüşmeler bu hafta devam edecek. Bakın arkadaşlar bu kanun geçerse gözünüzün önünde lütfen Fatsa'yı getirin. O görüntüleri getirin. Kaz dağlarını getirin kaz dağlarını. Yeter ki para olsun. Siz çünkü doğanın yeşilini değil sizler doların yeşilini seven bir anlayıştan gelen bir siyasi yapısınız. Doların yeşili demişken Ali Öztunç. Bülteni Amerika Birleşik Devletlerinden bir haberle kapatalım. Amerika'nın bir önceki başkanı Hüseyin Barack Obama başkanlık yıllarının kitabını yazdı. Sadece Amerika'da olup bitenler değil, dünya liderleri ilişkisinden de söz ediliyor bu kitapta. Onları da anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de söylediği sözler var. Obama'nın. Bakın ne söylemiş. Really started with a search for a place to fit in. Obama'nın anılarını yazdığı Vaat Edilmiş Toprak adlı kitabı raflarda yerini aldı ve ilk gününde satış rekoru kırdı. <laughs> kitapta Obama'nın ilk dönemi yer aldı. Bu nedenle Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulduğu kısım kitapta yok. Çünkü bu Obama'nın ikinci dönemine denk geliyor. <laughs> Kendi gözünden Erdoğan'ı anlattı Obama ve karşılıklı çıkarlarımız Erdoğan'la benim birlikte çalışmamızı gerektiriyordu dedi. Ben şahsen Erdoğan'ı samimi ve genellikle isteklerime karşılık veren biri olarak buldum, ama ne zaman onu dinlesem, uzun sesi biraz kamburlaşır, şikayetler ve hissettiği küçümsemeler karşısında kuvvetli ses tonu daha da yükselirdi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığının sadece kendi iktidarını korudukça süreceğine dair kuvvetli bir izlenim edindim. Peki kitabında Putin'den de bahsetti ve Chicago'daki çete patronlarıyla kıyasladı. Nükleer silahlar hakkındaki görüşler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin vetosunun dışında bir koğuş ağası gibiydi. Ey Obama desek ne fayda çoktan görevden ayrıldı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde e, vermiş olan seçmenlerin ve vermemiş olan seçmenlerin saygıyla hatırlayacağı bir başkan olarak kaldı. Noktayı koyalım. Yarın akşam saat 18'de daha güzel haberlerle karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. İzlediğiniz, katıldığınız, eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.